sevgili Restoran TV izleyicileri. Evet, bugün yine mutfağımızda gerçekleşen Zirvedeki Restoranlar programımızda muhteşem bir lezzetle karşınızda olacağız. Ve tabii ki bu lezzetin sahibi de yanımızda olacak. Katmerci Ahmet Usta'dan, Ahmet Usta yani Ahmet Bilici bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, önce Ahmet Bilici'yi tanımak istiyoruz biz. 1987 doğumluyum, Gaziantep doğumluyum. 2000 yılından beri bu sektörün içindeyim. 2004'ten beri de İstanbul Güngören'deyim. İstanbul Güngören'de 2004'ten beri bu muhteşem katmerleri yapıyorum diyorsunuz. İstanbul'un ilk katmer ustalarından birisiyim ben. Evet. Peki, katmerimizi hangi saatlerde geldiğimizde bulabiliyoruz, diyebiliyoruz yerinizde? Katmer Gaziantep'te aslında tatlı değildir, kahvaltıdır. Değil mi? Evet, kahvaltıdır. Burada İstanbul'da biraz tatlı kültürünü aldı. Günün her saati mevcut bizde. Her saati mevcut. Evet. Peki siz dükkanı kaçta açıyorsunuz? Sabah 6, gece 12 kapanış. 12-1, evet. 12-1 kapanış diyorsunuz. Sadece katmer yok. Antep poğaçası var, kahke çeşitlerimiz falan var. Ay yok. Yöresel çalışıyoruz yani. Of, ne kadar güzel olur. Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı yapmaya? Olur, başlayalım. İzleyicilerimiz merak ediyorlar. Önce yağımızı herhalde sürüyorsunuz, evet, yapışmaması değil mi? Için. Hamurumuz nasıl hazırlanıyor? Bize tarif edecek misiniz yoksa sır mı? Hamurumuz bir gün önceden yoğurup dinlendiriyoruz. Hı hı. İçerisinde tuz, su, un. Başka herhangi bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir başka. Şey yok. Kabartma tozudur. Kesinlikle. Tuz, su, un. Evet. Evet. Yani bir gram daha yağ yoktur. Kabul etmiyor. Ama açarken tabii yağlamak zorundayız, değil mi? Evet, yapışmaması için. Bu da şey, yani yok gibi bir şey zaten. Ay işte ben buna bayılıyorum. Ay ay ay, Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl bir açma şeklidir? Yani gazete okuman lazım bunda, yoksa olmaz. Oo, yani bunu böyle, bu hamuru gazetenin üstüne koyduğumuzda alttan okuyacağız gazeteyi. Kesinlikle. Baklava hamuru gibi mi, ince olması gibi, gerekiyor? Evet. O nişastayla açıldığı için biraz daha farklı oluyor. Daha mı kolay açılıyor yani o? Tabii. Değil mi? Şimdi burada, hakikaten çok güzel bir şey söyledi Sayın Ahmet Bilici. Dedi ki o nişastayla açıldığı için daha kolay açılıyor dedi. Antep'in baklavası da çok meşhur. Kesinlikle. Bütün dünyada hem de meşhur, evet. Yani. Siz baklava da açıyorsunuzdur. Baklava ben yemesini seviyorum. Açmıyorum, yemesini Açmıyorum, seviyorum. Evet. İnceliği bu şekilde yani, masayı ama direkt. Gerçekten o kadar ince ki tabii sizler göremiyorsunuz oradan. Şöyle değiyorum yani elime şöyle... ama. Elim temiz, evet işte buyurun. Gördüğünüz gibi yani avuç içindeki. Veya şu kağıdı tutabilip yazıyı okuyabiliriz. Değil mi? Hadi yapalım. Evet, evet, evet. Buyurun. Ahmet Bilici, katmerci Ahmet Usta. Okuyorsunuz değil mi? Ben okudum vallahi yani. Ben okudum. Şimdi açıldı, hamurumuz açıldı. Evet, şimdi malzeme kısmına geçiyoruz. Malzemelerimizde neler var? Antep fıstığı. Olmazsa olmaz. Evet, kesinlikle. Sahan kaymağımız var. Ne kaymağı? Sahan kaymağı deriz biz Antep'te. Ama belirli dönemlerde bulabiliyoruz. Onun dışında künefe kaymağı kullanıyoruz. Hmm. Peki siz bu sahan kaymağını Antep'ten mi getiriyorsunuz? Evet. Anladım. Belirli zamanlarda derken hangi zamanlarda? İlkbahar. Genelde böyle hayvanların yavrulama dönemlerinde o zaman oluyor. Evet. Ondan sonra olmuyor. Ondan sonra olmuyor, evet. Evet. Şimdi şöyle bir kare haline getirdik açılmış olan şöyle, evet. Yufkamızı. Yufka da diyesim gelmedi. Yufka da değil. Yufkadan çok çok daha ince. Değil mi yani? Aman ya Rabbim, bol bol Antep fıstığı, bol bol Antep fıstığı içine.
Ya ana maddesi fıstık bunun. Fıstık olmazsa olmaz. Kaymağımız bu. Antep'te bunu sabah yeriz. Akşama kadar enerjik bir şekilde işimize bakarız. Değil mi? Yenmez zaten. Bundan sonra artık onun üzerine bir şey yenmez. İhtiyaç duymuyorsunuz zaten. Tok tutuyor tutar. Yani. Tabii. Kalori değeri çok yüksek. Besin değeri de çok yüksek. Evet, kesinlikle. Her şey var içinde. Bunu hiç bilmiyorum. Tatlı kısmı buradan geliyor. Ekstra şerbet falan yok sadece. Ha, şerbet yok, kullanılmıyor yok. Şerbet. Direkt fırına atıyoruz bu şekilde. Yine çok az bir yağ şöyle. Evet. Kurumaması için. Tekrar bir zarf haline, zarf şeklinde evet. Getirip değil mi? Fırına atılıyor. Fırına attım. O fırına da ben atayım mı lütfen? Olur. Onu buyurun. Da ben yapayım. Bu arada soruyorum size. Gün içerisinde kaç katmer hazırlıyorsunuz? Genelde bir ustanın şeyini sorarsanız kapasitesini 150-200 adet. 150-200 evet. Adet. Ama şimdi kapasite olarak bu mekana göre değişiyor. Ben onu soruyorum. Katmerci Ahmet Usta'da kaç tane hazırlanıyor? Ortalamamız 100 tane. 100 tane. Evet. Ve tüketiliyor bu. Kesinlikle evet. Gün içerisinde. Zaten aman şey ya. Hazır bekletmiyoruz biz. Müşterimiz geliyor, gözünün önünde bu şekilde açıp veriyoruz. Yani daha da önemli. Şoklanmış ürün vermiyoruz biz. Bu daha da önemli. İstek üzerine açıyoruz. Hemen geliyor, evet. Müşteriniz geliyor, siz o anda açıyorsunuz. Muhabbet ederek. Değil mi? Tabii sohbet ederek, yani görüyor en azından yapmış olduğumuz işlemi veya yediği ürüne ne girdiğini görüyor. Görüyor. Siz fırını ayarlamıştınız, o yüzden evet. Ben sormak durumunda kalıyorum. Kaç derecede, ortalama ne kadar? 180-200 derecede yaklaşık bir 7-8 dakikada hazır oluyor. 7-8 dakika sonra sıcak yenebiliyor mu katmer? Sıcak yeniliyor ama ben soğuk seviyorum. Soğuk daha güzel. Fıstığın kaymağın tadını daha güzel alıyorum. Değil ayırt mi? Ediyorum. Sıcakta o olay olmuyor. 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 Ama burada sıcak seven kitle daha yüksek. Yüksek. Peki katmerimiz diyelim ki İstanbul dışından istediler. Evet. Gönderme imkanımız var mı? Gönderiyoruz. Yerine göre kargo veya şehirler arası otobüs firmalarını kullanıyoruz. Herhangi bir bozulma olmuyor belli bir yo, süre yok, sıkıntı içerisinde olmuyor, tabii. Değil mi? Oradan da gönderebiliyorsunuz. O saatleri biz ayarlıyoruz. Hı hı hı. Bozulma gibi bir sıkıntımız olmuyor. Olmuyor. Yani herhangi bir şikayetle karşılaşmadık. Harika. Seniz? Hadi bir tane daha açalım. İzleyicilerimiz bir tane daha açılışını görsünler. Peki katmerci Ahmet Usta'da gelip böyle oturarak, çünkü başka başka şeylerimiz de var dediniz. Gelip oturarak yiyebiliyorlar mı tabii konuklarınız? Tabii ki. Salonumuz mevcut. Hı hı. Kaç kişilik bir salon? Kaç kişilik? Dış masalarımızla birlikte 50 kişilik bir kapasitemiz var. Çok güzel. Çok güzel. Öyleyse toplu işte ne bileyim bir kahvaltı düzenlenebilir yerimizde. Tabii olabilir. Değil mi? Tabii tabii. Bunlar yapılabilir. Bunu evet. Arzu ederlerse yapabilirler izleyicilerimiz de geldiklerinde. Peki başka şeyler de var dediniz. Sadece katmer yok. Antep poğaçamız falan var. İstanbul poğaçası gibi değil. Nedir o Antep poğaçası nedir? Küçük, adet değil de küçük olarak kiloyla satıyoruz. Yani küçüklüğü şöyle şöyle falan mı? Tabii şu şekilde. Ha. Çerez gibi yiyorsunuz. Ay, ne kadar güzel olur. Onun hamurunu nasıl hazırlıyorsunuz? Var mı bir özelliği? İstanbul poğaçasından tabii yağımız farklıdır. Hı. Daha oran olarak azdır. Ve mide yanmama garantisi veririm yani. Evet. Ondan gerçekten eminim. Antep'te çok uzun süre kaldığımı da size de belirtmiştim. Evet. Yediğim, içtiğim hiçbir şeyde asla ve asla midemden rahatsız olmadığımı çok büyük bir rahatlıkla margarin söyleyebilirim. İkinci planda yani bizim için. Ama kullanılan yağ çok evet, kaliteli, başarılı. İstanbul poğaçasında direkt margarin yağı olduğu için mideye ağır geliyor biraz.
Evet, kaynama yapabiliyor diyorsunuz. Evet. Peki, ekip nasıl? Sadece siz mi varsınız yoksa ekipte var mı size yardım eden? Üç tane daha benimle beraber üretimde bulunan arkadaşım var. Tezgah kısmında 3 kişi bir ekibimiz var. Salonda da 2 kişilik bir ekibimiz var. Çünkü olmazsa olmaz değil mi? Kesinlikle. Ekip işi zaten bu. Tabii. Yoksa yeterli gerekli hizmeti sunamayız. Bu da müşteriye mahcubiyet olur. Doğru doğru, haklısınız, kesinlikle o konuda haklısınız. Şimdi biraz da malzemelerinden bahsedelim. Yağdan böyle üstü kapalı bir bahsettik. İşte kaymaktan üstü kapalı bir bahsettik. Sıra neye geldi? Antep fıstığına geldi. Anteplisiniz. Evet. Fıstığı da özel olarak getirtiyorsunuz. Antep'ten geliyor ve çekilmemiş şekilde çiğ olarak biz alıp çekiyoruz. Öyle diş olarak geliyor. Tabii. Öbür türlü işte kalitesini anlayamıyoruz. Bu şekilde içimiz rahat, ne kullandığımızı biliyoruz. Doğru, o da çok önemli. Peki katmerin, fıstığının bir özelliği olması gerekiyor mu? İşte şu kadar kavrulmalıdır efendim. Bu çiğ fıstık. Kavrulma yok bu olayda. Fıstığın tam olmamış halidir. Boz fıstık deriz biz buna. Halk arasında da farklı bir adı var. Yani çerezlik hale gelmeden önceki çiğ hali, evet. Tam oluşum sırasındaki hali. O zaman baklavalarda, işte künefelerde falan kullanılan fıstık evet, bu mu? Evet. Tam kavrulmadan, çerezlik hale gelmeden ayıkla, ama onun ayıklaması da ne kadar zordur. Yani ya o kabuğun işte, dışında da bir kabuk var. Şimdi teknoloji olduğu için makinalar var. Antep'te bizim böyle fıstık fabrikalarımız var, tesislerimiz. Kısa sürede işlemler olup bitiyor hemen. Evet. Evet, ikinci tepsimiz de hazır. Bir diğeri de hazır olmak üzeredir. Evet, bakıyorum ben. Onu da şimdi birazdan, diğerini çıkarttığımda onu da yine fırına evet, ben vereyim. Evet, gerçekten de muazzam. Evet, diğeri oldu fırına diyorsunuz. Evet. Evet, fırına gidiyorum hemen ben. Bir yeni açmış olduğunuzda fırına koyuyorum. Ondan sonrasında diğerini de hemen alıyorum. Şimdi ben getireceğim servisi. Aman ya Rabbim, aman aman aman. Uf 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 uf. Çok 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 güzel gözüküyor. Harika gözüküyor. Hemen bunu da böyle koyalım. İkinci tepsimiz evet, pişerken. Evet. İşte burada. Ben hemen kesiyorum. Hemen kesiyorsunuz. Valla ben tepsiden yiyeceğim. Hiç öyle bekleyemeyeceğim. Tepsiden hemen sıcak sıcak. Ben sıcak seviyorum. Sıcak da güzel oluyor. Yandım ama. Çıtır çıtır. Bu mudur? Budur. Çıtır çıtır. Evet, çok sıcak ama sıcakken de ayrı bir güzel. Kesinlikle. Çok çok güzel. Ne diyoruz öyleyse? Bütün izleyicilerimizi nereye bekliyoruz? Katmerci. Ahmet Usta'ya. Güngören köy içindeyiz. Evet, Güngören köy içinde ve bu güzel lezzeti tadabilmeniz için herkesi bekliyor. İsterseniz yerinize de kargoyla yollar. Muhakkak. Sosyal medya hesaplarımız falan aktif. Ulaşabilirler yani. Yeter ki ulaşmak istesinler. Bu güzel lezzet için ulaşmaya değer diyorum. Ve çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yüreğinize sağlık. 20 yıldır hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeksizin bu güzel lezzeti İstanbul halkına da kattırdığınız için, çok uzun saatler hizmet verdiğiniz evet, için
Ve bugün buraya gelip bize de katmer yaptığınız için ellerinize sağlık. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür tekrar ederiz bizi ağırladığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, tekrar bir başka lezzette buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.